Andiki afa temiz ama bunu vecihan. الاشياء رب العالمين رب من بتون تشوي شكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم نبي من دستور من پیغمبر من والاسلام ديني دين اسلامية دين من كعبة قبلة من مؤمن بر من مؤمنات خوي من والصوم والصلاة والحج والزكاة وكلمة الشهادة فريدة حج نمر روجي زكاة كلمة شهادتي وانا فرض من مبجانين واذكر احد الذي خرجت عليهم من دنيا وهو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
خرجت عليهم من الدنيا وهو شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. واذكر أحد الذي خرجت عليهم من الدنيا وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. Bugün ikinci şehidimizi defnettik. Şehidimizin şehadetini tebrik ediyoruz. Ailesine, yakınlarına, dava arkadaşlarına, siz köylülerine Allah-u Teala sabrı cemil nasip etsin. Amin. Rabbul Alemin sizlerden razı olsun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Onlar diridirler. Onlar hayattadırlar. Ama siz bilmezsiniz. Amenna. Şüphesiz Allah-u Teala doğru söylüyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama söylediler. Ya Resulallah, şehit kimdir? Şecaat için, hamiyet için, riyakarlık için ölen şehit olur mu? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, kim Allah'ın kelimesi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini yüceltmek için mücadele ederse şehit odur. Komünizm için, sosyalizm için, Kürtçilik için, Türkçilik için, Kemalizm için, demokrasi için ölenler asla şehit olamazlar. Şehit Allah-u Teala'nın kelimesi yücelsin diye, İslam hakim olsun diye mücadele ederse ve bu uğurda şehit olursa o şehittir. Şüphesiz Cengiz kardeşimiz ve bugün defnettiğimiz Fetih kardeşimiz. Hepiniz şahitsiniz. Hepiniz şahitsiniz. Onlar İslam'ın şehitleridir. Şehit Fetih! Ve biz Müslümanlara düşen, biz dava arkadaşlarına düşen bu şehitlerin emanetine sahip çıkmak olacak. Zira bu kardeşlerimiz sırtımıza öyle bir ağır yük bıraktılar ki bu yükü taşımak bize ahd olsun. Yollarını sürdüreceğiz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Ve şehidin ailesi ve dava arkadaşları sevinin. Şehit kazanmak herkese nasip olmaz. Zira Demir Hocam telkini okudu. Bu irade hepimizin üzerinde mutlaka bir gün tecelli edecek ve her birimiz bir gün mutlaka şu 1,5 metrelik kuyuya, çukura atılacağız. Bu çukur ya bizim için bir cennet bahçesi olacak ki şehitler için öyledir. Ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Ve şehitlerimizi şehit eden zalimler için bu çukur cehennem çukuru olacak. Müslümanlar, bu Müslümanın ne suçu vardı? Soracaklar, niçin öldürüldün? Biz şehadet ediyoruz. Bu kardeşimiz Müslüman olduğu için. Bu kardeşimiz sakallı olduğu için. Bu kardeşimiz İslam'ın şiarlarını üzerinde taşıdığı için şehit edildi. Bunun başka bir suçu yok. Varsa söyleyin. Varsa ortaya dökün. Bu kardeşimiz mazlumca, haksızca şehit edilmiştir. Bunu böyle herkes bilsin. Bu komünist örgüt, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan'a komünizmi hakim kılmaya çalışıyor. Komünizm nedir kardeşlerim? Komünizm Rusya'da 80 milyon Müslümanın şehit edilmesidir. Komünizm Kur'an'ın yasaklanmasıdır.
komünizm camilerinin yakılmasıdır. Komünizm Kur'an kurslarının yakılmasıdır. Komünizm talandır. Komünizm hırsızlıktır. Komünizm çapulculuktur. Komünizm zulümdür. Onun için bu Müslüman kardeşlerimizi şehit ediyorlar. Biz Kürdistan'da komünizme asla yer vermeyeceğiz. Tek mi? Hayır! Komünistler şunu iyi bilsin. Komünistler şunu iyi bilsin. Her birimiz bir Fethi olacağız. Her birimiz bir Cengiz olacağız. Her birimiz bir Hüseyin. Her birimiz bir Hasan. Her birimiz bir Riyad. Her birimiz bir Yasin olacağız. Ve asla komünizme Kürdistan'da yer vermeyeceğiz. Komünizm Kürdistan'da asla yer edilmeyecek. Şunu herkes bilsin. Komünizm asla ve asla İslami Kürdistan'da kendine yer bulamayacak. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bayramda kanlarımız akıldı. Canlarımız toprağa döküldü. Ey Karlova! Kar yağmadın bu sene. Kan yağdırdın üzerimize. Kan yağdırdın üzerimize. Ciğerlerimizi kanattın bu sene. Ve biz bu kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehadetiniz mübarek olsun. Siz bizlerin yolunu aydınlattınız. Şehadetiniz Kürdistan'ın uyanışına, birliğine, beraberliğine, Müslüman'ın duyarlılığına vesile olsun. Zulmün, zalimin kahri perişan olmasına vesile olsun. Amin. İslam'ın hakimiyetine vesile olsun. Amin. Kur'an'ın hakimiyetine vesile olsun. Amin. Ve siz kardeşlerime hepinize Allah'tan sabırlar diliyorum. Amin. Barış bu mu? Kardeşlik dediğiniz bu mu? İki yıldır bu mazlumların kanını akıtıyorsunuz. Bu mazlumların ne suçu vardı? Bu mazlumların ne günahı vardı? İki yıldır biz sessiz kaldık. Niçin? Ey Karlova'nın Müslüman insanları, ey Karlova'nın cihanperver insanları, biz, sizler, Kürdistan'ın Müslümanları zarar görmesin diye şimdiye kadar sessiz kaldık. Korktuğumuzdan değil, siz zarar etmeyesiniz. 100 yıldır Kemalistler size zulüm etti. Şimdi 30 yıldır ateistler size zulüm ediyor. Biz Kemalizme teslim olmadık. Apocilere de teslim olmayacağız. Şunu herkes iyi bilsin. Biz Müslümanız. Müslüman kalacağız. Kürdistan İslam'dır. İslam kalacaktır. Tekbir! Barış dediniz, canlarımızı toprağa döktük. Barış dediniz, dükkanlarımızı yağmaladınız. Barış dediniz, evlerimizi bombaladınız. Barış dediniz, bombaladınız bizi. Kurşunladınız bizi. Kanlarımızı akıttınız. Yavrularımızı, bebelerimizi yetim bıraktınız. Analarımızı, bacılarımızı, gözü yaşlı, dul bıraktınız. Bunu Allah size bırakmayacak. Ve ey hükümet! Bu barış sürecinde bu zalimleri sen bize musallat ettin. Bu despotları sen bize musallat ettin. Bu zalimleri sen şımarttın, üzerimize saldın. Bu barışsa, bu çözümse, bu çözümünüz yerin dibine batsın. Biz bu barışımızı bugün toprağa gömdük. Biz bu çözümünüzü de bugün toprağa gömdük. Lanet olsun bu barışa. Lanet olsun bu demokrasiye. Lanet olsun bu çözüme. Kardeşlerim, sadece fethi hedef değildir. Bakın demin size saydım. Kim sakallı ise bu komünistlerin hedefidir. Kim külahlı ise bu komünistlerin hedefidir. Kim şalvarlı ise bu komünistlerin hedefidir. Kim tesettürlü ise bu komünistlerin hedefidir. Mesele Hüdapar değildir. Mesele sadece fethinin şahsı değildir. Mesele
İslam'la küfrün savaşıdır. Sosyalistler ve komünistlerin, FETÖ'cüler ve Kemalistlerin İslam'la savaşının meselesidir. Biz buradayız. Biz Müslümanlar buradayız. Ve biz Hüseyin'in yolcularıyız. Biz Said'in yolcularıyız. Biz İbrahim'in yolcularıyız. Biz Musa'ların yolcularıyız. Biz Muhammedilerin, biz Halitlerin, biz Kudüs Fatihi Selhadi'nin varisleriyiz. İslam'ın son damlasına kadar, bir tek ferdimiz kalıncaya kadar komünizm bu topraklara girmeyecek. İslam için hayatımızı, evladımızı, ihalimizi, malımızı, her şeyimizi ortaya koyduk. Ortaya koymaya devam edeceğiz. Bütün herkes bunu bilsin. Ey zalimler! Şunu iyi bilin. Nemrut da ilahlık tasladı. Firavun da ilahlık tasladı. Kemalistler de ilahlık taslıyor. Bu Afoji dediğiniz Kürdistan'ın deccali de ben yarı tanrıyım diyor. Eğer sen yarı tanrıysan biz de İbrahim ve Musa oluruz. Senin lider bu varız. Tekbir! Allahu Ekber! Biz ne oluruz? Biz Ahmet oluruz. Süleyman bin Halid, Halid bin Velid'in oğlu. Ahmet'e gelir, La ilahe illallah tevhid bayrağını dikeriz. Bunun için vermeyecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim davamız budur kardeşimiz. Bizim meselemiz budur. Kardeşlerime sabrı cemil niyaz ediyorum. Kardeşimin şehadetini tekrardan tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Burada toprağa gömdüğümüz insan, dün yakın köyde gömdüğümüz Cengiz, Yasin, Hasan, Hüseyin, Riyad, bunlar Kürt değil miydi? Mesele Kürtlükse bu Kürtleri öldürmek niye? Demek ki mesele Kürtlük değil. Demek ki mesele Kürdistan değil. Mesele küfür, mesele sosyalizm ve komünizmi bizim üzerimize hakim kılmaktır.